dünyadakine paralel bir şekilde bu yıl Türkiye'de de sanat psikoterapileri haftasını kutluyor olmamız büyük bir mutluluk veriyor bana. 6-7 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda gerçekten çok çığ gibi büyüdüğümüzü ve bu işin giderek daha profesyonel temellerde yapılır bir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle günümüzde ruh sağlığı, iyileştirme, sağlıklı bireylerin gelişimi veya hasta ya da rehabilite ihtiyacı olan bireylerin gelişiminde çok çok geniş, tamamlayıcı, geleneksel alternatif yöntemlerin çok da gelişi güzel uygulandığı bu dönemde dernek olarak çok daha ön planda ve bilimsel temellerde bu işi yapmamızın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha vurgulamayı istiyorum. Ben daha önceki sunumlarımda da belki benzer süreçleri aktarmış olabilirim ama bir meslek alanının örgütlenmesinin ve bu meslek alanında çalışanların birbirleriyle buluşarak ortak temeller oluşturarak ilerlemesinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar geliştirici olduğunu derneğin kuruluş aşamasındaki süreçlere ve bu süreçlerin bugüne gelmesine baktığımda bir kez daha görüyorum. O yüzden tekrar tekrar da olsa derneğin kuruluş hikayesinden söz etmek doğrusu hoşuma gidiyor. Ama öncelikle yaratıcılık ve sanat konusuna baktığımızda aslında insanlığın gelişimiyle insanlığın ilkel dönemlerinden bugüne olan gelişimiyle başlayan bir süreç olduğunu ve ilkel insanın kendini ifade etmesini, başkalarıyla iletişim kurmasını ve korkularını, kaygılarını, ihtiyaçlarını dile getirmesini sağlamada sanatın ne kadar ön planda olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki sanat terapi olarak nasıl kullanıldı? Sanatın terapi olarak kullanımının önemi nedir? Burada aslında çeşitli kavramlar da var. Yaratıcı sanat terapileri, sanatla psikoterapi, sanat terapisi, sanatla tedavi gibi. Buna baktığımızda aslında bir sanatı yapma sürecinin olduğunu, sanat üretmenin kendisinin yani o yaratıcı süreci deneyimlemenin önemli olduğunu ve ikinci aşamada da bu yapılan sanat ürünü üzerinden projeksiyonlarla onu tanıma, anlama, kabullenme ve değişimde kullanabilmeyle ve aynı zamanda bu ürün üzerinden bir etkileşim, bir ifade aracı sunabilmeyle kullanılan bir yöntem. Aynı zamanda sanat psikoterapilerinin bir eğitim almış bu konuda bir yetkilendirilmiş kişiler tarafından uygulanmasının önemini de biraz önce söylediğim gerekçelerle de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü sanat üretme süreci, yaratma süreci gereği insanın bütün duyularını, nörobilişsel sistemlerini, bedenini, kendini ifade etmesini sağlayacak algılarını ve bu algıların, bedenin, duyguların bir ürüne dönüşmesi yoluyla dışa vurumunu sağlayan çok önemli ve bilimsel temellerde kullanılması gereken bir yöntem. Yani iki tane resim çizdirip oradan bir sanat terapiye ulaşmak değil, bedenin her bir uzvunu hareket ettirirken bile bunun nörobilişsel süreçlerde, duygulanımsal süreçlerde, geçmiş yaşanmış anılar ve travmalarda nerelere dokunduğunu da bilmek ve buna uygun bir yaklaşımla bunu sürdürmek çok önemli. Ve derneğin de misyonu ve Sanat Terapileri Haftası nedeniyle bunu yaygınlaştırmamızın da önemi bir kez daha böyle ortaya çıkmakta. Edebilmesi ve kendini tanıyabilmesinde önce kendinin farkındalığı, sonra sosyalleşme, diğer insanlara kendini ifade etme ve problemli davranışlarını, kilitlenmiş yapılarını, çelişkili, çatışmalı duygularını, yaşantılarını, travmatik deneyimlerini rahatlatabilme, ifade edebilme, güçlendirebilme gibi çok çeşitli işlevleri var. Sağlıklı bireyleri güçlendirme, hastalıkta iyileştirmeye katkı sağlama, kronikleşen süreçlerde topluma uyum sağlama, kendi öz gücünün potansiyelini ortaya çıkarma ve rehabilite etme gibi çok geniş bir alanı kapsadığını söyleyebilirim işlevlerini. Çocuk, ergen, genç, yaşlı, herkes için kullanılabilen bir yöntem ve aynı zamanda kişiliği güçlendirmesi bakımından adeta kendinin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla mücadele etmesi gibi fiziksel hastalıklar için ruhsal durumda da kişinin kişiliğini,
özgüvenini güçlendirerek sorunlarıyla başa çıkmasını sağlayacak, son derece yan etkisi olmayan, tamam ilaçlara karşı değiliz ama ilaçlarla kıyaslandığında belki de en az yan etkisi olan ve kişinin kalıcı bir şekilde kendi potansiyelini güçlendiren, çok çok eğlendirerek, mutlu ederek kişinin kendi varlığını fark etmesini sağlayarak yürütülen bir tedavi metodu. Bilhassa kronik psikiyatrik hastalarda ve iletişimi zor olan bireylerde adeta vazgeçilmez bir tedavi yöntemi diye de söylemek mümkün. Tüm dünyada bu yaygınlaşmış. 1940'lı yıllarda ilk sanat psikoterapistleri tanımlanmış, kitapları yazılmış, dernekleri kurulmuş, kuruluşları, organizasyonları yapılmış ve sağlık ekibinin, ruh sağlığı ekibinin içinde sanat psikoterapistleri meslek olarak tanımlanmış. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde bununla ilgili örneklerin olmasına rağmen çok uzun yıllardır bir sanat psikoterapisi mesleğinin henüz oluşması, emekleme aşamasında sanıyorum bu çalışmalarımız da bunların gelişimine katkı sağlayacak. Ülkemizde benim kendi pratiğimden hareket edecek olursak, ilk çalışmaların 1957'lerde dünyadakine paralel bir şekilde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda bir psikopatolojik sanat laboratuvarı kurulmasıyla başlamış olduğunu söylemek mümkün. Belki Anadolu'da ve belli yerlerde uğraşı ve meşguliyet düzeyinde geleneksel müzik ya da el sanatları kullanılıyor imiş ama bu sanat psikoterapisi olarak tanımlanmış değil. Sanatın insanın iç dünyasını ifade etme aracı olarak psikopatolojik sanat laboratuvarında çok değerli hocalarımız Süleyman Velioğlu, Kazım Dağyoğlu uzun yıllar çalışmış ve ben onlarla çalışma pratiği de elde ettim. Özellikle onların 60'lı yıllardan bu yana yapılan çalışmalarıyla bir Arbrut ham sanat koleksiyonumuzun da var olduğunu ve bunun çeşitli yerlerde sergilendiğini de söylemek mümkün. Kliniğin koridorlarında da bu eserleri görmeniz mümkün ilgili olanlar için. Daha sonraki yıllarda özellikle Gündüz Hastanesi modelinde sanatı, resim, seramik, müzik gibi sanat dallarını kullanarak iletişimi zor olan kronik hastalarla çalışmaları benim başlattığım bir süreç var. Giderek bunun geliştiği bir süreç var ve en nihayetinde 2011 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyonu programını kurmamız vesilesiyle kronik hastaların tedavisinde artık resmen hastaların bize yönlendirildiği bir birim olma özelliğimiz oldu. Bu dönemde büyük bir ekiptik, büyük bir aileydik sanat terapisine gönül vermiş ve bunun önemine inanan kişiler olarak. Ve bir dernek kurma fikri o zaman çıktı. Çünkü birbirimizle buluşmamız, bu işi başka alanlarda da, başka şehirlerde ve başka birimlerde de yapanlarla buluşmamız ve bu işi gönüllülükten çıkarıp artık bir uygulama alanına dönüştürmemizin gereği ortaya çıktı. Ve o dönemde özellikle şu anda da gözlerim çoğunu görüyor. Sanat Terapileri Derneği'nin çok az bir sayıda kişiyle kurulduğunu ve kuruluşunun ve açılışının yapıldığını göstermek istedim sizlere. 12 Eylül 2012 derneğin kuruluş tarihi ve ilk yönetim kurulu üyelerini de görüyorsunuz. O zaman sayımız 20-30'u geçmiyordu. Bir dernek kurulabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin iki katı olması yeterliydi. Ve dolayısıyla biz derneği kuralım, zaten bu arkası gelecek bir süreç diye düşünmüştük. Bu derneğin kuruluşuyla birlikte gerçekten de bunu başardığımızı görüyorum ve yani bu bana çok gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Derneği sayıları söylemek gerekirse 35 kişilik bir dernek olarak kurulmuştuk. Şu anda 128 kişiyiz. Evet, yani aşağı yukarı 6 yıl oldu sanıyorum. Sanat atölye olarak sanat psikoterapisi eğitimi alma kriteri var. Yani bu üyelerin hepsi bu kriterleri tamamlamış üyeler. Yani ben sanat terapisine ilgi duyuyorum diyen herkesi alsaydık herhalde birkaç yüzü de bulabilirdi bu. Bu kriterlere rağmen sayımızın bu kadar artması da gerçekten çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi Sanat Psikoterapileri Derneği'nin tüzüğünde en önemli birkaç maddeyi almak istedim burada amaçlarımıza. Özellikle terapötik amaçlı kullanımını sağlamak üzere ruhsal ve sosyal sağlık alanında yaygınlaştırmak, ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili ve bunun bilimsel temellerde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
yine birçok alanda ülkemizdeki bu katkıları giderek arttırmak, meslek üyelerinin bu alanda uygulayıcıların standartlarını geliştirmek, bu hem uygulama hem de bu alanda eğitim veren kurumların eğitim kriterlerini oluşturma yoluyla belli bir standarda ulaşmak ve o standarda uygulamaya çalışmak, etik ilkeler çerçevesinde ve bu konuda eğitim yapan, destek uygulama yapan, kendini geliştirmek isteyen herkese destek vermek derneğin en öncelikli amaçları olmuştur. Ben sanat psikoterapileri haftasında bu alana ilgi duyan hepinize bu haftanın bizi buluşturması, bilgi ve deneyimlerimizi paylaştırması ve birlikte çalışabilmemizi, birlikte çoğalabilmemizi sağlaması konusunda bir katalizör olmasını diliyorum. Dernek başkanımız biraz önce ne kadar çok alanda, ne kadar çok güzel çalışmanın, buluşmanın yapılacağının haritasını da bize gösterdi. Ve hepimizin sanat terapileri haftasında.